çok dikkatli ol. Dinamit şakaya gelmez. Şunlara döşeyi ver bakalım. Peki usta. Usta! Öyle şeyleri işçilere verme. Allah korusun bir kaza çıkar. Aman ha, çok dikkatli ol beyim. Merak etme. Çocukluğumdan beri taş ocağında her işi yaptım ben. Bilirim beyim, babanızın korkusu büyük. Onun için siz çok dikkatli olun. Seni bacaksız seni. Amca. Amca. Dur kız. Çekme. Ne yapacağım bunu? Anladım. Yakama takacağım ha? Aferin kız. Sen takmayacaksın amca. Kıza vereceksin kıza. Kıza mı vereceğim? Bak sen bıcırık. Ya yenge ya. Oo. Nedir benim senin bu kızından çektiğim ha? Aman! Cemal, hayrola böyle süslenmiş püslenmiş nereye gidiyorsun? Zeynep ablaya benimle evlenir misin diyecek. Seni bir yakalarsam, gel buraya, gel buraya! Şeker şey. Nereye kaçıyorsun kız böyle? İki çift laf edecektim sana. Ben seni dinleyecek miyim bakalım? Çek git buradan Nihat. Zeynep, kaçma kız. Kaçan kovalanır derler. Sen kaçma, ben de kovalamayayım. Şimdi parça parça ederim, seni görürsün. Ne laf anlamaz, edep bilmez adamsın sen? Cemal'i seviyorum dedim sana. Kız, senin o elma yanaklarına, üzüm gözlerine yangınım ben. Sen meyve bahçesi gibiysen ben neyleyim? Sen vallahi delisin. E ya? Anladın sonunda bak. Senin delinim ben, senin. Bırak beni. Rahat dur kız. Şu al yanaktan bir kere öpeceğim. Bir kere. Bir kerecik öpeceğim. Hadi. Hadi beyler çalışın bakalım. Çalışın. Ulan şimdi sırası mı taş kırmanın? Az daha bekleyemediniz değil mi? Fahrettin Bey'im! Fahrettin! Fahrettin Bey'e bakalım. Fahrettin Bey'im! Hadi hadi hadi. Hadi. Koşun koşun. Fahrettin Bey'im! Fahrettin! Hadi. Aman Allah'ım. Bey! Aman Allah'ım. Bey! Hayır! Bey'im! Çabuk beni çek. Bey'im! Fahrettin Bey'im! Oğlum! 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 Elif! Söyle bakalım. Zeynep ablam benimle evlenecek mi, evlenmeyecek mi? Ha? Evlenecek, 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 evlenecek. Sus kız canım, sus. Tamam. Evlenecek. Sus. Babaannen duyacak. Ama evlenecek. Sen ne çok şey biliyorsun kız, cadı. Ha? Cemal. Ha? Akşama gecikme. Abin taş ocağından dönünce sofraya beraber oturalım istiyor. Tamam yenge. Yenge nasıl olmuşum? Ha? Çok yakışıklı olmuşsun Cemal. Amca.
Zeynep ablayla evlenince sizin çocuklarınız olacak mı? Sus kız cadı. Fatma ana, Fatma ana. Ne oldu Ali? Fahrettin abi. Abime ne oldu? Ne? Taş ocağı. Taş ocağı patladı. Ne? Abi. Hayır. Koşun. Hayır olamaz. Aman. Aman oğlum. Oğluma ne oldu? Hayır. Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Hadi koş. Oh,
Başın sağ olsun Cemal. Sağ ol Zeynep. Sağ ol. Yapma ne olur. Hayır Yiğit'im. Yenge kendine gel. Kendine gel ne olur. Yenge hadi. Cemal. Ha. Abin öldü Cemal. Şimdi ne olacak? Sağ olun ağalar. Amin. Dede, dede biz başka eve mi gideceğiz dede? Elif. Bahrettin'i toprağa vereli 40 gün geçmişti. Hepimizin acısı bir. Eksik olmayın. Buraya hem başsağlığı dilemek için hem de bacımız Hacer'in ve çocukların halini konuşmak için geldik Bekir'e. Hacer bacımız genç yaşında iki çocukla dul kalmıştır. Şimdi Hacer bacım için iki yol vardır. Ya bacımızı ve çocukları alıp gideriz? Çocuklar oğlumun emanetidir. Bu evden dışarı çıkamazlar. Çocukları verme. Onlar oğlumdan emanet. Torunlarımı gözümden sakınırım. Gitmelerine izin vermem. O zaman Hacer bacımızı alıp gidelim. Çocuklar burada kalsın. Yavrucakları analarından ayırmak doğru mudur? Analar yavrularını bırakır gider mi hiç? Süt bebesi çocuklar perişan olurlar. Bekir ağa ne edelim? Ne çare ki kız kardeşimizi bu evde tek başına bırakmak istemiyoruz. Acınız benim kızımdır. Çocuklar da torunlarımdır. Kocasız eksik kalır. Ezilir garip. O nasıl laf? Ben gelinimi ezdirmem. Garip ettirmem burada. Oğlum yaşarken nasılsa öyle kalır. Amma ve lakin şöyle bir şey var. Şimdi yaramız taze. Zaman geçtikçe Hacer bacımız göze batarsa? Bekir ağam, aynı evin içinde yetişkin bir erkek evladım var. Benim demem sana sıkıntı olmasın. Madem öyle, bir yol daha. Zeynep, olmuyor.
Abim öldüğünden beri neredeyse 2 ay olacak. Herkes perişan. Anam, babam, Hacer yenge, küçük Elif. Zeynep, ateş düştüğü yerde yanıyor Zeynep. Acı dinmiyor. Dinmiyor Zeynep. İyi ki varsın Zeynep. Sen de olmasan ben ne yapardım? Şişt, ne demekmiş o? Ben hep senin yanında olacağım. Her zaman. Zeynep'im. Abimin haberinin geldiği gün senin yanına geliyordum Zeynep. Nasıl da heyecanlıydım bir bilsen. Neden? Söylesene, neden heyecanlıydın? Çünkü sana benimle evlenir misin diyecektim. Şimdi bunu sormaya bile dilim varmıyor. Abimden sonra her şey değişti. Benden yana kaygısız ol sen. Ben seni sevdim bir kere. Kimselere gönlüm düşmez artık. Beklerim. Durum ortada Zeynep. Sana ne diyebilirim ki? Ne kadar beklersin? Ne kadar? Ölene kadar Cemal. Ölene kadar beklerim seni ben. Zeynep'im. Sevdiğim. Fahrettin'in boşalan nikahı kardeşi Cemal'e düşer. Hacer Cemal'le nikahlanıp bundan böyle oğlum Cemal'e karılık edecek. Etraflıca bir düşünülüp taşınılsın. Ne düşünecekmişiz? Töreden iyi bileniniz mi var? Töremiz ne diyorsa o. Bekir ağam haklı. Töreye göre Hacer'in nikahı ölen kocasının kardeşine düşer. Elbet Cemal'in rızası olursa. Değil mi Bekir ağam? Cemal ne bilirmiş? Törene buyuruyorsa öyle olacak. Bize müsaade. Yolumuz uzak. Ana! Ana yalvarırım, ne olur. Dostlar. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sağ olsun. Güle güle başımız sağ olsun. Ağam ne olur. Allah sabır versin. Ağam ne olur. Yapmayın, kıymayın, güle. Kıymayın. Allah razı olsun. Çok güzel söyledin. Sağ olasın. Ağzına sağlık Arif. Sağ olasın. Abinin ölümünden sonra seni ilk defa gülerken gördüm. Zeynep'in yanından geliyorum. Sonunda onunla konuştum. Şu evlilik meselesini mi? Hı hı. Zeynep beni bekleyeceğini söyledi Arif. Bilsen nasıl rahatladım. Abimin ölümünden sonra ben anama, babama çok uzun zaman düğün yapın diyemem Arif. Dilim varmaz. Belki, belki yıllarca. Cemal, ölüm Allah'tan emir insana. Güneş doğmayı unutmuyor. Çiçek açmayı. Ağaç dalına küsmüyor yaprağı düştü diye. Hayat kalanlarla devam ediyor. Hı hı, doğru dersin. Doğru dersin de Arif. Neye bileyim? Zeynep beni bekleyecek ya Arif. Gerisi elbet bir gün gelir. Zeynep beklerim dedikten sonra ha bu yıl, ha gelecek yıl. Gönül takvimine işaret konmaz Cemal. Arif, Zeynep bekler değil mi? Ha? Sen kalbini ferah tut. Sevda insanın aklını başından alan bir akarsu gibidir. Baktıkça bakar, içtikçe kanmazsın. Zeynep de sen de o suya gönlünüzce eğildiyseniz eğer... birbirinizden asla vazgeçmezsiniz. İnşallah. İnşallah. Yapmayın anam. Dediğiniz iş değil.
Ben Cemal'e nasıl kocam derim, ana nasıl? Fahrettin acısı şuramda. Bizim için kolay mı sanıyorsun Hacer? Fahrettin senin kocansa benim oğlum. Oğlum. Benim ciğerim yanmıyor mu sanırsın? Anayım ben kızım, ana. O zaman niye ana, niye? Nasıl ederim öyle zalim bir töreye, ana kurbanın olayım. Oğlumu gömdüm de geldim Hacer. Dağ gibi oğlum devrildi. Ocağım eksildi. Gayrı yeter. Cemal'le evlenince torunlarım burada büyüyecek. Burada. Kimsenin çivisi yerinden oynamayacak. Ana. Olacak iş değil bu ana. Cemal benim kardeşim ana. Boşa tüketme kendini Hacer. Töremiz böyle. Düşün beni. İyice bir düşün. Sana da çocuklara da Cemal'den iyi kim sahip çıkacak ha? Kim? Delirme gelin. Ana. Cemal'le biz nasıl? Nasıl? Kölen olayım anam. Gelin. Boşa çırpınıyorsun. Töre ne diyorsa, nasıl buyuruyorsa öyle olacak. Böyle töre olmaz ana. Büyüklerin bir bildiği varmış elbet. Şükür Allah'a. Şükret. Töremiz seni kocanın ölen kardeşine eş düşürmeseydi nereye gidecektin Hacer? Hangi kapıya sığacaktın ha? Şükret Hacer, şükret. Bak, çocukların eteğinin ucunda kaldı. Cemal'le evlenince senin de çocuklarının da ocağı değişmeyecek. Mecbursun Hacer, mecbursun. Cemal'e karılık et ha? Kime? Bir damla çocukları ateşe mi atacaksın Hacer? Şükret Hacer, şükret. Ana, başımdaki şu kara yazmanın hürmetine, mezardaki kocamın, erimin, oğlumun, oğlunun hatrına ana. Gözünü seveyim. Ana, Cemal'le beni aynı yatağa koma. Ana etme, yalvarırım. Etmeyin ne olur, kıymayın. Hadi uyu. Elif. Gel. Hoppa. Amcasının bir tanesi. Sana artık amca demeyecekmişim. Ya ne diyecekmişsin? Baba. Baba mı? Büyünce Murat da baba diyecekmiş. Babaannem söyledi. Babaannen kandırmıştır seni. Babaannen nerede? Babaannem içeride. Annem de içeride. Hadi sen kardeşe bak bakayım. Hadi. Tamam. Yenge. Anne, yengemin nesi var? Ne oldu? Ha? Hayır! Oğlum, oğlum bak. Olmaz ana, olmaz. Cemal, töremiz bu. Hacer de çocuklar da ortalık yerde mi kalsın? Abinin helaline, emanetlerine başkaları mı sahip çıksın? Etraflıca düşündük. Başka çaremiz yok oğlum. Ana, ana! Boşa çırpınma Cemal. Babanın kararı kesin. Töre, töre oğlum. Böyle diyor, yengenin nikahını alacaksın. Dellenme ana ya, dellenmeyin be! O benim yengem. Ben ona nasıl el sürerim? Nasıl? Töremiz budur oğlum. Olmaz olsun böyle töre. Olmaz olsun.
sonlarını türerim. Ne zalim adetiniz var yarabbim. Biraz söylediler bana yengemi bakmak. Ölmem de beni taşlara vurun. Tavuğa kanım sürün. Baba, annem bir şeyler dedi. Olmayacak işler. Dedi ki... Anan ne dediyse doğrudur Cemal. Hayır baba, olmaz bu iş. Otur Cemal. Otur. Allah bana iki oğul, bir gelin, iki de torun verdi. Canlarımız Allah'ın emaneti. Veren Allah'a aldı canın hesabı sorulmaz. Abin göçtü gitti. Ocağımdan bir evlat, bir can eksildi. Fahrettin göçünce evin içinde kandiller kısıldı evlat. Gözümüzün feri, bileğimizin gücü eksildi. Hacer daha gençtir. Ağaların evine gitse tez zamanda başkasına varacak. Ağaları tutmaz evde. Bebeler anasından ayrılmasın diye, yazık diye... anasının kucağında birlik yollasam... Hacer'i alan adam ne kadar babalık eder Elif'e de Murat'a da. Baba... Hacer ağaların evine yalnız dönse, Elif'le Murat hem anasız hem babasız. Bu evde ne eder, nasıl büyür? Şükür ki büyüklerimiz bizim yerimize düşünmüşler. Şükür ki başımızda töremiz var. Töre bugünler için işte. Bebeler kimsesiz, elleri ölen gelinler ortada kalmasın diye. Töremiz abinin ölümüyle yengeni sana miras kabul etti oğlum. Abinden boşalan yengenin nikahı senindir. Bundan gayrı Hacer'i karın, Elif'i ve Murat'ı çocuğun bileceksin. Baba, ben yengemi alamam. Bunu benden isteme. Ne olur baba, yapamam. Ne olur etme baba. Bunu benden isteme baba. Töre yapar mısın, yapmaz mısın diye sormaz Cemal. Töre buyurur. Cemal nasıl oldu Zeynep? Az da olsa dindi mi acısı? Diner mi Ayşe? Dinmedi de ne yapsın işte? Herkes gibi alışmaya çalışıyor o da. Artık sizin dünkü midir, hangi bahara kaldı? Niye öyle diyorsun canım? Hayat bu devam ediyor. Hayat devam ediyor etmesine de araya ölüm girdi. Sizin dünkü midir, hangi vakit olur artık? Ölme eşeğim ölme. Gülsün. Bırak Ayşe, uyuma şuna. Kıskanıyor Zilli. Gözü Cemal'de bunun. Belli etmiyor aklınca. Cemal'e belli edip aklını karıştırmasa bari. Kara kedi ne olacak? Cemal'in aklı bir dişi kedinin kuyruk sallamasıyla karışacaksa eğer istemez. Şimdiden ellerin olsun. Hatta Gülsüm'ü alıp da hayrını görsün. Tövbe tövbe. Cemal'in suçu ne şimdi be kızım? Adama birdenbire söylenip durdun. Şşt Zeynep. Allah Allah. Dedirdin mi sen? Tamam Ayşe ya. Aa şuna bak. Sen baya kıskanıyorsun bu Cemal'i ha? Kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum dedim. Aa Cemal'e bak, Gülsüm'le ne konuşuyor. Kıskanmayana bak. Cemal'i çok seviyorum. Onun birine bırak elini, gözünün değeceğini düşünmek bile kalbimi sıkıştırıyor. Canım benim ya.
Elbet bir gün Cemal'le evleneceksiniz. Siz birbirinizi sevdikten sonra kimse aranıza giremez. Ayşe! Gel kız buraya. Zeynep! Bir daha bana sakın dokunma, sakın! Nasılsa bir gün benim olacaksın. Ha bir gün erken dokunmuşum eline, ha bir gün geç. Ölürüm de yine sana varmam. Önce benim ol. Sonra istiyorsan ölürsün. Zeynep. Ölürüm de yengemi almam Arif. Almam. Bu töre kaç kişinin başını yaktı Cemal? Sen gibi kaç yiğidin, Hacer gibi kaç gelinin ceğerini dağladı. Yine vazgeçmedi insanlar törelerinden. Yapacaklarını yaptılar. Kocasını mezara koyup da evine dönen gelinin gözünün yaşını aldırmadan kaynını koynuna attılar. Töre işte bu Cemal. Gelinle kardeşin kanı alınız. Ben öleyim Arif. Ben öleyim de yengeme el sürmeyeyim. Beni abimin yanına gömsünler. Töre başıma alsın Arif. Alsın da kurtulayım. Yardım et Arif. Yardım et. Ben sana nasıl yardım edeyim? Çare bilseydim kendime eder. Arif sen eğer. Ozan sen. Hadi bunlardan da öte. Kardeşim sen. Arkadaşım sen eğer. Bir hal çaresini düşünür insan. Ben böyle kıvranırken bu saz ne diye? Şu üç telli mi bükecek törenin bileğini? Senden yardım istedim Arif. Senden yardım. Bana saz çal, gönlümü eğlendir demedim. Sana yardım etmeye çalışıyorum Cemal. Bununla mı yardım edeceksin bana? Gidip babamla konuşsana. Bir şeyler söylesene babama, anama. Bu törenin sahiplerine bir şeyler söylesene. Sen babanın yüzüne konuşmuşsun Cemal. Lakin gönül teli titremedikçe kulak ne yapsın? Kendini Hacer. Töremiz böyle. Hem çocuklar da gözümüzün önünde büyüyecek. Düşün hele. İyice bir düşün. Sana da çocuklara da Cemal Deli'yi kim sahip çıkacak ha? Kim? Delirme gelin. Büyüklerin bir bildiği varmış elbet. Şükür Allah'a. Şükret. Töremiz seni kocanın ölen kardeşine eş düşürmeseydi nereye gidecektin Hacer? Hangi kapıya ha? Şükret Hacer, şükret. Bak, çocukların eteğinin ucunda kal. Cemal'le evlenince senin de çocuklarının da ocağı değişmeyecek. Mecbursun Hacer, mecbursun. Cemal'e karılık etmeyip de kime karılık edeceksin ha? Kime? Bir damla çocukları ateşe mi atacaksın Hacer? Mecbursun Hacer, mecbursun. Hacer? Hacer, anam delirdin mi sen? Duymuyor musun çocuğu? Aa, gel yavrum gel. Oo, Allah Allah.
Etmeseydin iyiydim. Etmeseydin. Seni toprağın altına koydular. Beni ateşe attılar. Benim aklımın yettiğinden değil Abekir. Töremiz diye bir Cemal'e, bir Hacer'e konuşup duruyor. Ne Cemal'in gönlü var bu işte, ne Hacer'in. Belli etmiyorum ya, içim kan ağlıyor. Bir yanda Fahrettin'in ölüsü, bir yanda da töre. Kimse fazladan gözyaşı dökmesin. Şimdi ikisinin de aklı yetmiyor. Töre evde almasın, gelin dışarı gitmesin. Çocuklar heba olmasın diye Cemal'i mecbur tutmuş. Töreye karşı gelinmez. Cemal yengesinin nikahını alacak. Ana. Ana. Hacer ne diyor? Ne diyecekmiş canım? İkiniz de he diyeceksiniz elbet. Ana, olmaz bu iş, olmaz. Oğlum, boşa tüketmeyin nefesinizi. Bir düşün, Hacer, çocuklar, heba mı olsun? Olmaz ana, olmaz. Ana, benim sevdiğim var. Ben... Zeynep'le evleneceğim. Kızla konuş. Boşa ümit verme. Gayrı senin başın bağlıdır. Sadece bir daha sarılamazsam diye. Tövbe de. Nereden çıktı şimdi bu? Zeynep. Ben sana bir şey söylemeliyim. Abim öldükten sonra evlenme işi... Ben seni istediğin kadar beklerim Cemal'im. Cemal. Yengemle evlenecekmişim Zeynep. Ne? Töre. Töre böyleymiş. Abimin karısını almazsam... Hacer'i evine yollayacaklar. Abileri Hacer'i başka biriyle evlendirecek. Hacer de çocuklar da perişan olurlar. Bana ne olacak peki? Bize ne olacak Cemal? Zeynep. Sus.
Abileri Hacer'i başkasına verecek Zeynep. Git. Git hadi, git Cemal, git. Git de kurtar Hacer'i, kurtar. Beni başkasına verdikleri gün bayramın olsun. Zeynep! Bırak, bırak! Çaresizim Zeynep. Yardım et. Seni seviyorum. Ne olur bırakma beni. Cemal. Cemal'im. Yardım et. Allah'ım bize yardım et. Ettiler bana yengemi bakma, ölmem mi beni taşlara vurun, tabuta kanım sürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün, aynı tabut içinde kardeşime. Aferin benim torunuma. Abla olmuş bu kız, abla. Dede, benimle oynar mısın? Gelen akranın mı senin canım? Annem de akranım değil ama o benimle oynuyor. Ne oluyor Hacer? Gidiyorum ana. Nereye? Nereye gidiyormuş? Ağalarımın ocağına dönüyorum. Anne, biz nereye gidiyoruz? Baba, rıza göster. Çocuklarımı götüreyim. Daha bir damla bebe onlar. Çocuklar burada kalacak. Baba ocağında. Ağam. Çocuklarımı hem öksüz hem de yetim koyma. İnsaf et. Hem anasız hem babasız kalmasın yavrular. Evlenip el kapısına mı götüreceksin çocukları? Cici baba tokadımı yedireceksin şuncağızlara. Tövbe. Varmam ben kimselere, varmam. Fahrettin'den sonrası yok bana. Ne demeye gitmeye kalkıyorsun ha kızım? Kır dizini, otur aşağı. Çocuklar da baba evinde büyür iş değilse. Ana. Ana. Burada kalır mıyım ana? Çocuklarımın başında. Söz ana, söz. Hiç sözünden çıkmam. İki kat iş yaparım, her hizmetinizi görürüm. Bahçede de çalışırım. Yok dışarı çıkmayacağım derseniz hiç de çıkmam. Aha şu avluda solar giderim. Sesim çıkmaz, yüzüm görünmez kimseye. Ayağımın tıngırtısını, gönlümün acısını duyurmam kimselere. Yeter ki beni çocuklarımdan ayırmayın. Anam. Burada kalacaksan Cemal'le evleneceksin Hacer. Fahrettin ölünce nikahın boşaldı artık. Bu eve başka türlü yakışmazsın. Töremiz seni kocanın kardeşine, Cemal'e miras kıldı. Yapamam ana. Yapamam baba. Biz torunlarımızı hiçbir yere vermeyiz. Sen gitmek istiyorsan buyur git. Torunlarım oğlumun mirasıdır. Onları bırak. Ana, yapma. Bırakın yavrumu, bırakın yavrumu, bırakın. Anne, anne bırakma beni. Anne gitme. Anne bırakma. Anne, yavrum. Anne beni bırakma. Git ağalarının evine de gör, git. Ama bu çocuklar burada kalacak. Nasıl olsa geri döneceksin. Anne. Bakalım ağaların sana kalbini koyacak. Hadi. Yavrum. Hadi yürü. Ana, yürü. Ne olur. Çık dışarı. Ana yapma. Defol. Ne olur. Ver yavrumu. Ana. Hacer.
Asiye kimmiş gelen? Bacın. Hacer. Buyur geç. Asiye, kalk kaşık getir kız. Çocuklar nerede bacım? Baba ocağındalar. Bekir ağa yanıma katmadı. Çocukları bırakıp mı geldin? Aç mısın? Yok, aç değilim. Sana kaşık gelmedi mi? Aç değilmiş. Hacer, senin töreden haberin var değil mi? Nasıl gönderirsiniz Hacer'i? Nasıl? Çocuklar ne olacak ana? Nasıl git dersiniz yengeme? 3 güne kalmaz döner. Ya dönmezse? Elif, Murat, ne yapar anasız? Ya dönmezse? Dönmeyip de ne edecek oğlum? Kız kısmı evlendikten sonra baba evinde misafirdir. Misafirliği biter, dönüp gelir. Gelince de hemen düğününüzü ederiz. Hacer de rahat rahat oturur evde. Ana, yeter. Yeter. Bu düğün olmayacak. Hacer benim yengem. Yengem. Hacer senin abin sağken yengendi. Abin öldü, yengelik bitti. Hacer'in nikahı boştadır artık. Ana, ana. Hacer sana abinin mirasıdır. Töremiz böyle oğlum. Sizin töreniz ana. Beni ilgilendirmiyor. Ya çocuklar? Abinin çocukları. Onlar da mı seni ilgilendirmiyor? Ben annemi istiyorum. Amca, annemi geri getir ne olur. Hacer'in nikahını almazsan çocukların halini sen düşün. Ağlama kuzum, ağlama. Anne, gel, ben annemi amca istiyorum. Gelecek anne. Anne. Gelecek Sehel, hiç elleme. Kölesi mi var? Kendisi açsın. Çok kalır mı burada? İnşallah kalmaz. Ne işi varsa burada. Kocası ölünce bunu Kayni ile evlendireceklerdi. Ya adam nikahını almıyor ya da bu kendi istemiyor. Paşa paşa isteyecek. Burada barındırmam ben onu. Hiç heveslenmesin. Çocukları da bırakıp gelmiş. Nasıl anaysa? Utanması da yok. Şurada kaç boğazlar zor geçiniyoruz. Ha. Hanım koskoca Bekir Ağa'nın konağına sığamıyor. Şeytan diyor tut saçından sür şöyle. Şşt, şşt, duyacak. Aman duysun. Ha, buyur. Bu misafir yastığın. Bu da misafir yorganın. Zahmet etmişsiniz. Ah, misafire hürmetin zahmeti olmaz. Allah rahatlık versin. Gelecek yavrum, gelecek. Sustursana çocuğu Fatma, sustursana. Susmuyor ya, susmuyor işte. Anasını istiyor belli. Ben de annemi istiyorum. Ben de annemi istiyorum. Cemal. Ver şunu bana. Al, al. Bak şu çocukların sefilliğine de anla. Anla töremiz ne işe yararmış. Töre gelinler ele karışıp ocak değiştirmesinler diye. Töre bebeler ayrı, analar ayrı yaşamasın diye. Töre ocaklar dağılmasın diyedir. Bu töre bizi hiç mi düşünmemiş baba? Hacer'i, beni,
Her şeyi düşünen töreniz mi kardeşi kardeşe eş yazmış? Utancımdan abimin mezarına gidemeyeceğimi hiç mi düşünmemiş bu töre, ha? Ben yengemi nasıl el sürerim ya? Nasıl? Bak burada ne varmış. En sevdiğinden ama. Naneli. Anne! Yavrum! Anne! Annem! Anneciğim! Yavrum! Çok özledim seni anne. Güzel kızım. Zeynep, kahretme artık kendini. Ne olur. Zeynep, bir laf et.
Bir şey söyle ne olur. Ya yalan gerçekten mı söyleyeceğim sana? En son köy meydanında gördüm onu. Hadi ya. Yürü. Dinler gibi yürü. Vay 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 vay. Gözü yaşlı güzel. Çekil şuradan Nihat. Cemal ile Hacer pek de yakışmışlar birbirlerine. Onlar ermiş muradına Zeynep. Sıra bizde. Defolsana sen. Senin başkasına vardığın gün benim öldüğüm gündür Zeynep'im. Aman ya, neyse kurtulduk. Nihat! Sultanım, bana mı seslenmişsin? Akşama annenleri gönder. Ne? Akşama annenleri gönder, beni sana istesinler. Ne? Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Allah be! Allah be! Evleniyorum ne be! Ne yapıyorsun sen? Ben sana demedim mi bir gün benim olacaksın diye? Ya hayır Zeynep, yapma! Sen sus çekirge. Ama bir şartla. Davullu zurnalı düğün yapacaksın. Sen iste yeter ki. Çengi bile getiririm Çengi. Düğün Cemal ile Hacer'in evlendiği gün olacak. Cemal ile aynı gün evleneceğim. Allah be! Evleniyorum be! Evleniyorum çekirge! Evleniyorum Allah! Evleniyorum ulan evleniyorum! Yaşasın be! Yaşasın evleniyorum oğlum! Hacer, kayınbaban haftaya düğünü yapalım diyor. Sen ne dersin? Düğün hazırlıklarını yetiştiririz. Ekletmeyelim derim ben ha. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Törenin istediği olsun. Cemal, baban düğünü uzatmayalım diyor. Hacer de tamam dedi. Oğlum, bak görürsün iyi olacak. Herkes için hayırlısı böyle. Hem nikahta keramet vardır derler. Bunda yok ana. Bu nikahta yok. Kader oğlum kader. Fahrettin'in ölümü de Allah'tan bu da. Ne yaparsın? Allah'ın yazısı böyleymiş. Bu kader değil ana. Bu yazı Allah'ın yazısı değil. Töre dediğin kul yazısı. Kul.
İnşallah iki aile içinde hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Çağırmaya geldim. Düğünüm var arkadaşım, düğünüm. Evleniyorum. Herkesin gözü aydın. Ben de en yakın arkadaşımı çağırmayacaktım da kimi çağıracaktım he? Aslanım be. Arkadaşların en makbulü Arif. Sadıcımsın ha. Sakın gelmemezlik etme. İnsan ömründe kaç kere evlenir? Kaç kere sever? Arkadaşım Arif. Ozan Arif. Arkadaşı için söyleyecek iki çift lafı olmayan Arif. Düğünüm var haftaya. Beklerim. Sazını da getir. Düşündüm düğünümde saz çalmayacaksın da. Kimin düğününde saz çalacaksın ya? Sen çalarsın. Hacer'le ben de karşılıklı oynarız. Arif. Ozan Arif. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol anacığım, sağ ol. Sağ ol baba, Allah razı olsun. Çok fazla tat var ya. Hangi yüze geldim mezarıma deme. Yüzüm yok benim. İnsanlığım yok. Direnemiyorum abi. Çocuklar dediler. Hacer dediler. Töre dediler. Kolumu kanadımı kırdılar abi. Öldürdüler beni abi. Öldürdüler. Ben senden daha çok ölüyüm abi. Affet abim bizi. Hepimizi affet abi. Affet abi. Affet abi. Affet. Kardeşime Allah Allah, nerede bu çocuk? Ne söyleniyorsun sabah sabah? Yok, hiçbir yerde yok. Cemal yok. Ya kahveye çıkmıştır, döner gelir. Yatağı açılmamış, gece yokmuş bu oğlan. Nereye gider? Allah'ım başına bir iş gelmesin. Dur hele, ateşe verme ortalığı. Yahu Cemal eve hiç gelmemiş diyorum, sen ateşe verme ortalığı diyorsun.
Evet be, damat tıraşı dediğin de böyle olur işte. Damatlıklar da yakışmış ha. Helal olsun sana. Hayırlı, hayırlı olsun. Hadi siz geçin, ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Sağ olasın, eyvallah. Ayşe. Ne var? Ne izliyorsun beni? Ayşe, Zeynep'e de ki... Zeynep'in seni dinleyecek hali yok. Başı kalabalık. Hem artık senin lafını ne yapsın? Ne söyleyeceksin artık Hacer'e söyle. Ayşe. Oo, işim gücüm var. Oyalama beni. En yakın arkadaşım evleniyor. Ben burada seninle çene çalıyorum. Ne? Kim evleniyor? Zeynep. Ne? Zeynep Nihat'la evleniyor. Tesadüf işte. İki eski sevdalının düğünü aynı güne denk geldi. Hayır, yapamaz. Niye? Sen evlenirken bir şey yok ya. Ben mecburdum. Zeynep evlenmeyecekti de ne yapacaktı? Seni mi bekleyecekti dere kenarında? Gör gibi kızın başını yaktın Cemal. Hayırlı olsun düğün. Neredesin Cemal ya? Herkes seni soruyor. Yavaş, yavaş. Ezme ediyor bizi, yavaş. Gel Cemal. Ne olur gel. Alın bakalım, alın, alın. Zeynep, hadi gidiyoruz. Yenge, ben... Amca? Amca ne kadar süslü olmuşsun. Düğünü var Elif. Amcan evleniyor bak. Amca, hani sen Zeynep ablayla evlenecektin? Thank you.
Allah affetsin yenge. Töre. Buyur. Töre. Hoş geldin Ozan abi. Hoş gördük Bekir abi. Buyur. Oo, kim gelmiş? Arif arkadaşım çalacak. Biz de Hacer'le oynayacağız. Gel önce. Önce hoca nikah kıyılacak. Cemal, Hacer. Böyle buyurun hoca efendi. Bekir abi. İzin olursa şu meydanda bir türkü söyleyip gideceğim. Ama... Hey! Ay, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Delirdin mi sen? Yapamayacağım Ayşe, yapamayacağım. Dur! Dur Zeynep! Yan komşuya. Dua yırtılmış da onu diktirecek. Hey, hey, oh, oh, hey, 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 hey. Size bir diyeceğim var. Ey cemaat, nikahtan vazgeçtim. Tövbe ya Rabbi, bin kere tövbe, bin kere tövbe. Kızım,
Affet yavrum. Sen artık bu evin gelini değil, kızısın yavrum. Affet bizi. Ne ettiysek bebelerin iyiliği için ettik. Senin iyiliğin için ettik kızım. Anam. Cemal, koş Cemal, koş Zeynep'e yetiş. Sağ ol abi, sağ ol. Eyvallah arkadaşım. Töre beni de yengemi de yaktı yıllar önce. Yüreğim öyle yandı ki başka yürekler yansın istemedim. Arkadaşım. Amca. Zeynep ablaya benimle evlenir misin mi diyeceğim. Aha. Al o zaman. Koş hadi koş. Arif Ozan, gönlüne zeval gelmezse hele şu türküyü bir kere daha söyleyiver. Belki başkalarının dili de kilitlenir. Töre diye kendi evlatlarının başını yemesin kimse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.